Hayırlı akşamlar sevgili yarışseverler. Yarın 26 Kasım Perşembe Birleşik Krallık Soğuk Bel programında beraberiz. Evet, güzel bir program hazırladım. Çalışmalarım şu an bitti arkadaşlar. Ben çalışmalarıma geçmeden önce bugün öyle merak eden, soran arkadaşlar için biliyorsunuz bugün yoğundum hastanede. İyi haber diyelim. Öyle olsun, iyilik getirsin bize. Çok kötü haber değil. Bu sizlere bahsetmiştim kemoterapi başlayacak diye. Kemoterapi arkadaşlar bizim bildiğimiz kemoterapi değilmiş. Hani böyle lazer mazere giriyorsun, hücreleri falan öldürüyor. Ondan ben çekiniyorum. Şimdi çok gelişmiş ilaçlar var burada. Akıllı ilaçlar diyorlar. Çok pahalı, aşırı pahalı arkadaşlar. Binlerce euro. Onlarla tedavi edecekler beni. Bunlar gidip işte hücreleri küçültüyor, öldürüyor. Onu deneyecekler 3 ay gibi bir süre. İlaçları kullanacağım. İlaçtan yana kemoterapi olacağım. Ondan sonra küçüldü mü de küçük kalan parçaları, yani adamların planı bu. Eğer bir aksilik olmasa, daha da büyümezse ameliyat bağlayacağız dediler geri kalanım. Ameliyat aldıktan sonra tekrar dedi üreme çıkma durumu olabilir dedi. Tekrar dedi ilaç başlayacağız dedi. Aynı şeyi dedi uygulayacağız dedi. Köreltisi yani şey yapasaya kadar, çürütesiye kadar. Bu da birkaç yıl alır dedi. Bir seferde de kapatabilirsin dedi. Yani tahminen konuşuyor bunlardan. Ne olacağını bilmiyorlar. Yani iyi güzel bir haber diyelim. Bugün de zaten arkadaşlar sağlık sorunumu fazla sizlere aksetmeyeceğim, söylemeyeceğim artık. Çünkü sonuçta yani at yarışı oynanıyor, para basılıyor. Yani burada adamın tersi olur, eşref saati olur. Adamın ters şey olur kardeşim. Tamam iyisin, hastalandın, geçmiş olsun da. Hani bak veriyorsun at yatıyoruz matıyoruz. Yani artık bunlara güzelce bir odaklanmak lazım oyunlara arkadaşlar. Dediğim gibi biraz moral motiveyle başladım. Bugün zaten ben bu bilgiyi veriyorum. Soran arkadaşlar, mesaj yazan olan arkadaşlar için muallakta merakta kalmasınlar diye. O yüzden söyledim. Zaten yarın itibariyle ya, bu programdan sonra güzelce yine eskisi gibi tilki altılı devam edecek. Evet arkadaşlar, ben altılının ilk ayağına başlamak istiyorum. Birinci ayakta Üstad isimli at. Bir numaralı at. Arkadaşlar çok ilginçtir. At 15 günde 3 kere koşmuş. 3 kere birincilik almış. Atın değişik bir özelliği var. At 14-15 atta koşmuş. 12 atta koşmuş. 9-10 atta koşmuş. Tempoyu kendi veriyor. Ve yarışı çıktığı gibi bitiriyor arkadaşlar. Tempoyu yarışa veriyor. Öbür atlar son 50-60 neyse 100 metre deyin. Dökülüyorlar. O alıp götürüyor yani. Hiç kesmeden götürüyor. Çok inatçı karakterli bir at. Jockey'de çok güzel uyum sağlamış atla. Yani çocuk da atı tanıyor, bu Tyler Breeze isimli genç apprenti. Bu tam daha jockey değil. Yani 15 günde 3 kere koşmuş. Bu çok bir at için. Ama at sahibi antrenör güveniyor ki ata, yarın da yarışa sokuyor. Aynı Soğutbel pisti. Demek ki bir beklentileri var. Yani bize bir tek şansı doğuyor. Bu atı tek atma şansı doğuyor. Yalnız atın bir şeyi var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Kilo eklemişler. Eğer bu kiloyu kaldırırsa bu at yarın yine gelir. Dediğim gibi çok formda. Çok diri giriyor. Fotoya falan çok diri girişi var. Normalde tekleyene bazen rakip söylüyorum, bazen rakip söylemiyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Burada aşırı şuursuz ve lüzumsuz atlar dolu. Hepsi birbirinden kötü, derecesiz, şeysiz. Ben sizler arkadaşlar bu atın yanına böyle bariz bir rakip önermeyeceğim. İlk birinci ayaktaki bir numaralı Üstad isimli atla. Eğer bu at yıkılırsa zaten en az 10 liralık, 15 liralık at yıkar bunu. Onun için eğer yıkmak isterseniz ben size uyarayım. Hepsi yapın geçin. Yani dediğim gibi inanılmaz şuursuz atlar. Bu bir geçilmez. Çok beğendim. Çok at. Yani affedersiniz kaba tabir kullanıyorum. Domuz gibi yani, kumu yiyor at. Dört ayak böyle yere değmiyor neredeyse. Makara gibi ayakların uçları. Seyrettim tekrar tekrar 6 kere 7 kere 3 yarışını da. Ben yine de ne olursa olsun bir numaralı Üstad isimli atı güne ilk ayağında sizlere tek öneriyorum ve tek başlamanızı öneriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yıkılırsa gerçi pazar karışır. İkinci aya geçiyorum. İkinci aya bariz göze çarpan bir at yok. Ben sizlere sıralamasını vereyim. 6-8 5-3
ve 2 nolatlar. Üçüncü ayak 1 2 7 5 3 ve 8 nolatlar. Dördüncü ayağa geçiyorum. 1 2 6 8 7 11 ve 13 nolatlar. Tabelada sizlere bir de atı tek önereceğim. Önermeden önce arkadaşlar sizden ricam olacak. Bu özellikle aboneleri takıldık kaldık. Lütfen bu abone konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Artı ben kanalımı bir yerde paylaşmıyorum arkadaşlar. Hani bu Facebook'larda falan şeyler var ya. Böyle at grupları, atçıların grupları, 1.000 kişilik, onlarda da paylaşmıyorum. Eğer öyle tavsiye edeceğiniz gruplar varsa oraya yazılın. Bana burada yorumların altında bildirin arkadaşlar. Videolarımı orada da paylaşayım. Hem TRD'sin hem aboneliğim yükselir. Yani dediğim gibi işte bu YouTube böyle istiyor. Başarılı ol, yüksel, paran da yükselsin. Yani bu sistem böyle çalışıyor. Ben size dobra dobra söylüyorum. Zaten bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Saklayacak bir şey yok. Onun için özellikle abonede yardımcı olursanız sevinirim. Ve yorumlarda lütfen belirtin. Abi şuraya yaz, birader şuraya yaz, gir. Videolarını paylaş, faydası olur diye sevinirim. Evet, ben altılının 5. ayağına geçiyorum tabelaya. Tabelada sizlere 5 numaralı Bacır Beri isimli atı. İkinci tek öneriyorum. Bunun ikinci teki. Önermemdeki sebep Holy Doyle. Bu ata binmiş. At ilginç bir at. Sanki hiç koşmuyor gibi. Ama sonradan fark ediyorsunuz ki ötekiler de yani bu kazanan attan son yarışında kazandığı bu Bacır Beri ben pek fark yok. Bu kötünün iyisi. Çok iyi bir at değil ama kötünün iyisi. Yani Holy Doyle grubu koparıyor. Arkadan geliyor. Sprintte kaldırıyor. Grubu yakalıyor. Ondan sonra bir iki mücadele ettikten sonra 6-7 boylan bırakıyor zaten. Arkasına bakıyor. Çok iyi. Kırbaç bile vurmuyor. O kaba kumda. Onun için Holy Doyle'ın tekrar binmesi. Bu sene çok formda Holy Doyle. Tekrar binmesinden dolayı aynı mesafe, kum aynı, soğutel aynı. 5 numaralı Badger Berry. Kabel ayağında ikinci tek öneriyorum sizlere. Günün ikinci teki. Altılının son ayağına geçiyorum. Son ayakta sizlere 1, 3, 5, 7, 9, 10 ve 8 nolu atları öneriyorum. Evet sevgili yarışseverler, dediğim gibi her zaman söylüyorum, yine de söylüyorum. Söyleyeceğim. Çok at yazdığım yerlerden tutmadığınız atları çıkarın. Birim fiyatından düşürürsünüz. Oynayamayan, imkanı olmayan arkadaşlar için diyorum. İmkanı olan arkadaşlar değerlendirsin mutlaka, güzel bir altılık. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Soğutkal yarışları için, yarışı için. Yarın akşam Amerika Laurel Park var zannedersem. Onu da nasipse yarın öğlene doğru paylaşacağım. Evet arkadaşlar dediğim gibi abone olursanız çok sevinirim. Kanalımı yurt dışı yarış oynayan arkadaşlara tavsiye ederseniz çok sevinirim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yarınki Laurel Park programında görüşmek üzere. Şimdilik hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.